Bismillahirrahmanirrahim. Fihrist Risalesi'nden, Tabiat Risalesi'ne devam ediyoruz. Kaldığımız yerden <laughs> üçüncü kelime, iktizatü tabiat yani tabiat iktiza ediyor, tabiat gerektiriyor. Bu illal edici, saptırıcı, mudal fikrin, dalalete götüren fikrin pek çok muhalatından, imkansızlıklarından üç muhaline birincisi. Şudur ki, Şems Ezeli'nin, Ezeli Güneş'in kalemi kader ve kudreti olan Halimane, basirane, hakimane, sanatı icat. Bilerek, görerek ve hikmetle icadın sanatlı bir şekilde yapılması, o Zat-ı Zülcelal'e verilmezse hem kör hem sağır, hem akılsız hem düşüncesiz bir tabiatı verilse, o tabiat bu masnuatı yapmak için, sanatlı şeyleri yapmak için ya her şeyde hadsiz manevi makine ve matbaaları bulunduracak veyahut her şeyde kainatı, halk edip, yaratıp, idare edecek bir kudret ve hikmet tercih edecektir. Bu ise her bir mevcutta hadsiz bir kudret ve irade ve nihayetsiz bir ilim hikmet taşıyacak bir tabiatı veya bir kuvveti ve adeta bir ilahı içinde kabul etmek lazım gelir ki, bu ise kainattaki muhalatın, imkansızlıkların en batılı ve hurafenin en yalan bir şekli olduğunu ve halik kainatın Kainatı yaratanın, sıfat kutsiyesine tecelliyatına tabiat namı verenler hayvanlardan yüz derece aşağı olduğunu gösterir. İkincisi gayet intizamlı ve mizanlı ölçülü ve hikmetli olan şu mevcudat, nihayetsiz kadir, vakin bir zatın sonsuz kudret ve hikmet sahibi bir zatın icadıdır denilmezse tabiata verilse o vakit tabiat, nebatatın, bitkilerin menşei ve meskeni olan ve nebatata saksılık vazifesini gören bir parça toprakta milyarlar adedince ayrı ayrı makineleri ve matbaaları yerleştirmeli ki o toprak her türlü nebatatın menşei ve meskeni olabilsin ve toprakların ve hayatlarına lazım her türlü ihtiyaçlarını muayyen miktarları dahilinde verebilsin. Toprakta bu kabiliyet var. Cenab-ı Hak vermiş. Eğer bunu tabiata ve toprağa verirsek, yaratıcı da yaratıcıya inanmakta gösterilen o zorlukların kat kat fazlası bu düşünce tarzında karşımıza çıkacak. İşte bu hurafeyi vatil muhalatı imkansızlıkları netice veren, bu mefkureyi taşıyanların eşekliklerine bakarak, yüzlerine tükürerek der, bu suubetli, çok zor ve müşkilatlı, acip muhalatın nasıl suhuletli vücuda kolay bir şekilde var edilişe, inkılap ettiği hakkındaki suale hakikatli ve gayet makul bir cevap verilmiştir. Üçüncüsü iki misali var. Birincisi hali bir sahrada boş bir çölde kurulmuş gayet mükemmel ve müzeyyen bir saraya giren vahşi bir adamın misaliyle izah edilen bir hakikattır. Şöyle ki, o saraydan daha muntazam, daha mükemmel ve her tarafı mucizat hikmetle, hikmet mucizeleriyle doldurulmuş olan şu alem sarayının içine uluhiyeti, Allah'ın varlığını inkar eden vahşi tabi iyunlar girer. Gördükleri mevcudatın, varlıkların daire mümkünat haricinde olan zat-ı vacib-ül vücudun eseri sanatı olduğunu düşünmeyerek, bu varlıklar aleminin dışında olan ve varlığı kesin olan bir yaratıcının sanat eseri olduğunu düşünmeyerek, gördükleri varlıkların daire-i mümkünat içinde bulunan ve kudret-i ilahiyenin, ilahi kudretin tebeddül ve tegayyür eden, değişen icraat kanunlarının bir defteri hükmündeki mecmai ne adetullah'a, adetullah kanunlarının mecmasına ve bir fihriste-i sanat Rabbaniye olan, Rabbani sanat fihristesi olan ilahi kanunlara yanlışlıkla tabiat namını verip eşyanın icadını ona tahmil ederek, yükleyerek öylece ahmakane bir batıl yola girerler ki, ahmaklığın müntehasında, en son mertebesinde, en büyük ahmaklık nişanlı göğüslerine kendi elleriyle takarlar. Üçüncü muhalin ikinci misali gayet muhteşem bir kışlaya ve gayet muazzam bir camiye giren vahşi bir adamın misaliyle temsil edilen ikinci bir hakikattır. Sultan Ezel ve Ebedin, hadsiz cunudunun, ordularının muhteşem bir kışlası ve muazzam bir meclisi olan şu kainata tabiat fikirli münkirler, inkarcılar, her şeyi tabiata veren girerler, bakarlar ki bütün mevcudat iş başında vazifededirler. Saniye Zülcelal'in zat-ı akdesinden ihraz ettiklerinden, yüz çevirdiklerinden halık Zülcelal'in bir cilve-i Rabbaniyesi olan kuvvetine müstakil bir kadir telakki ederek, Allah'tan bağımsız bir kuvvet telakki ederek manevi kanunlarını birer maddi madde tasavvur etmekle beraber o kanunların ellerine icat vererek tabiat namını taktıklarından bütün gördükleri şu harikulade mevcudatı tabiata isnat edip vahşilerin en vahşisi olduklarını ilan ederler. İşte taksim-i akliyle, aklın yaptığı taksimatla mevcudun vücut bulması için, varlıkların var olması için dört yoldan başka yol olmadığından bu yollar hadsiz ve hesapsız mahalleri icap eden dokuz yol dokuz muhal ile kapatılarak bil belahı ve biz zarure. çok açık ve kesin bir şekilde dördüncü yol olan vahdet yolu kat'i bir surette sabit olur. Kendi kendine oldu, sebepler yaptı, tabiat yaptı. Bunların imkansızlığı ispat edilince kesin bir şekilde dördüncü yol kalıyor. O da Allah yaptı. Ve her bir mevcudun vücudu doğrudan doğruya zat-ı vacibil vücudun destek kudretinden, kudret elinden çıktığını ve semavat ve arz gökler ve yer kabzayı kudretinde, kudret elinde olduğunu gösterir. Esbab ve tabiata sapanların gittikleri sebeplere ve tabiata sapanların gittikleri ve göremedikleri yollarının iç yüzünü gösterdikten sonra onları insafa davet eden ve mesleklerini terk ettiren gayet izahlı ve çok şirin ve gayet latif bir beyandan sonra sorulan iki şüpheli sualin birincisinde reddi müdahale ve meni iştirak yaratılışa başka birinin müdahalesini red ve katılmasını da yasaklamak, iştirakini de yasaklamak kanunlarının muktezasıyla. İkincisinde de Halika Zülcelal, bütün bütün hikmetine zıt olan netice-i hilkati, yani yaratılışın neticesini ve semere kainatı, kainatın meyvesini, neticesini abesiyete çeviren ve hikmet rububiyetini, rububiyetinin hikmetini inkar ettirecek bir tarz olan mahlukatın ibadetlerini ve bilhassa insanın şükür ve ibadetini başkalarına vermeye rıza göstermediği gibi müsaade dahi etmediğini izah eden gayet güzel cevaplarla mukabele edilmiştir. Cenab-ı Hak varlıkların şükürlerini bilhassa insanın ibadetini başkalarına vermez çünkü insanı kendisine ibadet etsinler şükretsinler diye yaratmış. Hatimesinde son kısmında Tabiat fikri küflisini terk eden ve imana gelen zatın bu izahlardan sonra tabiat felsefesini, inkar felsefesini bırakıyor muhatap ve imana geliyor ve üç sual soruyor. O zatın merakaver, meraka değer, üç sualinden, birincisi tembelliklerinden dolayı namazı terk edenlerin cehennem gibi bir azap ile tehdit edilmelerinin sebebi nedir? İkincisi, Gözle görülen bu nihayet derecede mebzuliyet, bolluk ve icadı eşyadaki intizamlı suret, eşyanın icadındaki düzenli suret, hem vahdet yolundaki nihayet derecede kolaylık ve suhulet, hem nasıl Kur'an'la مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْسُكُمْ اِلَّا كَ نَفْسٍ Sizin yaratılmanız da, de tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Lokman Suresi 28 ve ma emru saati illa kelamil basarı evhu akrep. Kıyametin gerçekleşmesi göz açıp kapayıncaya kadar yahut ondan da yakındır. Nahl suresi 77 gibi ayetlerin nihayet derecede gösterdikleri kolaylığın sırrı ve hikmeti nedir? Üçüncüsü, kainat fabrikasının işlettirilmesi, bir terkip ve talil neticesi olduğunu ve hiçten bir şey icat edilmediği gibi, idam edilmediği gibi hiçten bir şey de icat edilmez diyen felsefelerin bu sözleri nasıldır? Demesine karşı pek dakik ve çok derin ve gayet yüksek ve çok geniş ve nihayet derecede mukni, ikna edici ve müspik müskit susturucu olarak serdettiği delaili akliye ile akli deliller ile esbaba tapan, sebeplere tapan ve tabiat bataklığında boğulanları kurtaran ve halen o mesleklerinde bulunanları utandıran Gayet hakikatli ve musib, isabetli cevaplar vardır. Evet, tabiatır sahalesinin fiilisti de böyle. imza olarak Hüseyin isimli nur talebesini görüyoruz. Evet, Allah hepsine rahmet eylesin. Hepsinden razı olsun. Devam edeceğiz inşallah 24. lem'a ile bir sonraki dersimizde. El-Fatiha.